Basın özetlerine Washington Post'a başlıyoruz. Gazete, Başkan Donald Trump hakkında bugün Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda yapılacak azil oylaması ile ilgili ayrıntıları aktarıyor. Gazete, Trump'ın oylamadan bir gün önce Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye gönderdiği 6 sayfalık mektupta azil sürecini adaletin saptırılması ve darbe girişimi olarak tanımladığını kaydediyor. Habere göre Trump, öfke dolu sözler içeren mektubunda seçmenlerin demokratları cezalandıracağını ve tarihin kendisini haklı çıkaracağını yazdı. Danışmanlarına göre çoğu Trump'ın bizzat kaleme aldığı mektupta aziz süreci için geçersiz, kinci, son derece kötü, temelsiz, saçma, yasa dışı, sahte gibi sıfatlar yer alıyor. Trump, Pelosi'ye hitap ettiği mektupta çok çirkin bir kelimenin, azilin önemini ucuzlattınız, geçersiz aziz sürecine devam ederek ettiğiniz yeminleri ayaklar altına alıyor, anayasaya olan bağlılığınızı koparıyor, Amerikan demokrasisine savaş açıyorsunuz ifadelerine yer verdi. Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi ise saçmalık olarak nitelediği mektubun tamamını okumadığını ama özünü anladığını söyledi ve mektubun içeriğini gerçekten hastalıklı olarak niteledi. Washington Post bugün ayrıca Venezuela'daki son durumu ele alıyor. Gazete, tahmin edilenden çok daha dirençli olduğunu kanıtlayan devlet başkanı Nicolas Maduro'nun başkanlık sarayında yaşamaya devam ettiğini, muhalif Juan Guaido'nun bir zamanlar ilham verdiği Venezuela halkının ise inançlarını yitirmeye başladığını kaydediyor. Habere göre Guaido'nun güç kaybetmeye başlaması üzerine harekete geçen Sosyalist Parti, rüşvet, korkutma ve baskı taktikleri kullanarak muhalif direniş hareketini ortadan kaldırmaya çalışıyor. Öte yandan gazete, Guaido'nun kendi çevresindekiler tarafından da yolsuzlukla suçlandığını, bu suçlamaların başlattığı harekete leke sürdüğünü ve muhalefetin zorluklarla sağladığı birlikteliğin çözülme tehdidiyle karşı karşıya olduğunu kaydediyor. New York Times'a yaklaşık 1 milyar 400 milyon vatandaşını gizlice gözetleme becerilerini geliştirmeye çalışan Çin'in tüm dünyaya dijital bir otoriter devlet kurmanın yollarını içeren bir taslak sunduğunu yazıyor. Gazete, Çinli yetkililerin vatandaşları hakkında veri toplamak için eski ve yeni teknolojileri harmanladığını bildiriyor. Habere göre Çinli yetkililer, telefon tarayıcılar, yüz tanımlaması yapan kameralar, yüz ve parmak izi kayıtlarının tutulduğu veri tabanları ve başka birçok teknolojiyi otoriter kontrol araçları olarak bir arada kullanıyor. Bu araçlar birleştirildiğinde ve tam kapasite işlevlerini yerine getirmeye başladığında polis sokakta yürüyen insanların kimliklerini belirleyebilir, kimlerle görüştüklerini anlayabilir, kimin Komünist Parti üyesi olduğunu ya da kimin olmadığını ortaya çıkarabilir. Gazete, Amerika ve başka bazı ülkelerin aynı teknolojileri teröristleri ya da uyuşturucu kaçakçılarını izlemek için kullandığını belirtiyor. Ancak Çin'in bu taktikleri herkese uygulamak istediğinin altını çiziyor. Öte yandan Çinli yetkililer milyonlarca insana ait kişisel verileri en temel güvenlik önlemlerinin bile alınmadığı sunucularda saklıyor. Amerikan basından öne çıkan başlıkları aktardık. Amerikan gazetelerinin manşetlerini hafta içi her gün yayınlarımızda paylaşmayı sürdüreceğiz.